İkinci bölüm. Hancı, ahşap masaların pürüzlü yüzeylerini bir bezle silerken eğilerek selam verdi ve gülümsedi. Ön dişlerinden ikisi eksikti. Evet. Üç karganın gözü isli tavana ve köşelere yerleştirilmiş örümceklere bir süre takıldı. Başlangıç için... Başlangıç için bira olsun. Sürekli gidip gelmemen için küçük bir fıçı getir bize en iyisi. Yanına da Biranın yanına ne önerirsin dostum? Peynir olur mu? diye sordu hancı kararsız bir sesle. Hayır. Boş yüzünü buruşturdu. Peyniri yemeğin üzerine yeriz. Biranın yanına şöyle ekşi ve acılı bir şey isteriz. Emredersiniz. Hancı ağzını yayarak güldü. Eksik olan dişleri yalnızca öndekiler değildi. Zeytinyağı ve sirkenin içine oturtulmuş sarımsaklı yılan balığı ya da terbiyeli yeşil dolmalık biber. Tamamdır. İkisinden de istiyoruz. Bir de çorba alalım. Hani şu bir keresinde içtiğimden. İçinde midyelerin, balıkların ve bir sürü lezzetli hayvancığın yüzdüğü çorbadan. Yemici çorbası mı? Aynen. Bir de soğanlı kuzu kızartması. Sonra bolca kerevit isteriz. Tencerelere alabildiğince deri otu olur. Bir de koyun peyniri ve salata. Devamına sonra bakarız. Emredersiniz. Herkes için mi hepsinden dört kişilik mi olsun? Serin kayalı kızların daha uzun boylu olanı başını iki yana salladı. Keten bir gömleğin sımsıkı sardığı beline anlamlı bir şekilde parmaklarını tıklattı. Evet ya. Üç karga Geralt'a göz kırptı. Kızlar kilo almaktan korkuyorlar. Hancı, kuzu kızartma bizim ikimize göre olsun. Yılan balıklarının yanında bir ayı hemen getir. Devamı için biraz bekle ki soğumasınlar.'' Buraya tıkınmaya gelmedik. Keyifle gevezelik etmek istiyoruz. Anlıyorum. Hancı bir kez daha eğildi. Senin işinde özen çok önemlidir. Hadi dostum, uzat elini. Altın paralar şakırtılar çıkardı. Hancı ağzını yayabildiği kadar yaydı. Avans değil bu, diye açıkladı üç karga. Bahşiş. Hadi şimdi hızla mutfağa dostum. İçerisi sıcaktı. Geralt kemerini çözdü. Yeleğini çıkardı ve gömleğinin kollarını kıvırdı. "Görüyorum ki," dedi. "nakit sıkıntın yok. Şövalyelik imtiyazlarıyla mı geçiniyorsun?" Kısmen üç karga gülümseyip ayrıntılara girmekten kaçındı. Çok geçmeden yılan balıklarını yemiş, fıçının dörtte birini boşaltmışlardı. Serin kayalı kızların da bir ayda arası iyiydi. Böylece çok geçmeden neşeleri gözle görülür şekilde arttı aralarında fısıldaşıp duruyorlardı. Uzun boylu veya ansızın kahkahaya boğuldu. Kızlar ortak lisanı konuşuyorlar mı? diye usulca sordu Geralt. Kızları göz ucuyla izleyerek. Biraz. Ama pek konuşkan sayılmazlar. Övülecek bir özellik tabii. Çorbayı nasıl buldun Geralt? Hmm. Hadi içelim. Hmm. Geralt. Üç karga kaşığı elinden bırakıp nazikçe hıçkırdı. Yoldaki konumuza dönsek biraz. Anladığım kadarıyla Witcher olarak dünyayı dolaşıyorsun. Yolda bir canavara rastlarsan öldürüyorsun. Paranı da bununla kazanıyorsun. Witcher mesleğinin özü bu mudur? Az çok. Özellikle çağrıldığında oluyor mu? Yani özel bir sipariş diyelim. O zaman ne yapıyorsun? Atına binip oraya gidiyor ve siparişi yerine mi getiriyorsun? Kimin ve ne için çağırdığına bağlı. Bir de ne kadar para karşılığında çağırdığına mı? O da var. Witcher omuzlarını silkti. Tanıdığım bir büyücü kadının dediği gibi. Her şey pahalanıyor ve hayatta kalmak zorundayız. Oldukça titiz bir bakış açısı. Çok da pratik bence. Ancak temelinde belli bir fikir yatıyor Geralt. Düzenin erkleriyle karmaşanın erkleri arasındaki çatışma. Tanıdığım bir büyücü her zaman böyle derdi. Şöyle düşünüyorum. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorsun. Her yerde ve her zaman insanları kötülükten koruyorsun. Ayrım gözetmeksizin yapıyorsun bunu. Çetin önceden açıkça belirlenmiş tarafında duruyorsun. Düzenin erkleri, karmaşanın erkleri. Bunlar çok büyük sözler borç. Genelde bizden çok önce başladığı ve biz buralardan göçtükten sonra da devam edeceği varsayılan bir çatışmada beni elbette Çetin belli tarafında görmek isteyeceksin. Atın ayaklarına nal çakan demirci hangi tarafta durur? Şu an kuzu kızartma tenceresine getiren bizim hancı peki? Karmaşa ve düzen arasındaki sınırı ne belirler sence? Çok basit. Üç karga Witcher'ın gözlerinin içine baktı. Karmaşayı temsil eden tehdittir, saldıran taraftır. Buna karşın düzen, tehdit edilen, savunmaya ihtiyacı olan taraftır. Savunanlara gereksinimi vardır. Aman, gel içelim şimdi, bir de kızartmaya girişelim. Doğru kilo almaktan korkan serin kayalılar yemeğe ara vermiş, bu boşluğu içki içerek dolduruyorlardı. Veya arkadaşının omzunun üzerinden eğilmiş, kulağına bir şey fısıldıyor, saç örgüsüyle masayı süpürüyordu. Daha kısa boylu olan Thea, yüksek sesle kahkaha atıp dövmeli göz kapaklarını kırpıştırdı. ''Evet'' dedi Borç, bir kemik parçasını sıyırırken. ''İzin verirsen konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim.'' Anladığıma göre iki erkten birini seçmeyi pek önemsemiyorsun. İşini yapıyorsun sen. Doğru. Ancak karmaşa ve düzen arasındaki çatışmadan kaçamazsın. Böyle bir benzetme yapmış olsan da sen demirci değilsin. Nasıl çalıştığını gördüm. Bir mahzenin yıkıntıları arasına iniyor ve öldürdüğün bir baziliskle çıkıyorsun. Bir atın allamakla bir baziliski öldürmek farklı şeylerdir dostum. Parası tamamsa dünyanın öbür ucuna kadar gidip sana tarif edilen o yaratığın işini bitirdiğini söyledin. Diyelim ki gözü dönmüş bir ejderha her yeri toz dumana. Kötü bir örnek diye sözünü kesti Geralt. Gördün mü bak? Karmaşayla düzen yüzünden senin de aklın karıştı işte. Kesinlikle karmaşayı temsil eden ejderhaları öldürmem ben çünkü. Nasıl yani? Üç karga parmaklarını yaladı. Hem de ejderhaları. Oysa canavarlar arasında en zararlısı, en zalimi ve en oburu odur. En iğrenç mendebur. İnsanlara saldırır, ateş kusar, bir de bakireleri kaçırır. Bu tür hikayeleri hepimiz sıkça duyarız. Bir Witcher olarak bunlardan birkaçını haklamamış olman imkansız. Ejderhaların peşine düşmem ben, dedi Geralt soğuk bir sesle. Ama çatal kuyrukları acımam, uçan yılanlara da, titreklere de. Ama gerçek ejderhaların, yeşil, kara ve kızıl olanların peşine düşmem. Bunu dikkate al. Beni şaşırtıyorsun. İyi tamam. Dikkate aldım. Ejderha konusu bu kadar yeter. Ufukta kırmızı bir şeyler gördüm. Bizim kerevitler herhalde. Hadi içelim. Kırmızı kabukları dişleriyle kırıp içindeki beyaz etleri emerek çıkardılar. Tuzlu sular ikisinin de el bileklerine doğru akıyordu. Borç fıçının dibinden kepçeyle aldığı birayı boşalan bardaklara doldurdu. Seyrin kayalı kızların neşesi arttıkça artmıştı. İkisi de dudaklarında imalı gülümsemelerle hanı gözleriyle tarıyorlardı. Macera aradıklarından Witcher'ın kuşkusu kalmamıştı. Bu durumu üç karga da fark etmiş olmalı ki kızları ansızın kuyruğundan yakaladığı kelevitle tehdit etti. Kızlar kıkır kıkır gülmeye başladılar. Tia dudaklarını öpmeye hazırlanırcasına büzüp göz kırptı. Bu hareket dövmeli yüzüne korkunç bir ifade kazandırmıştı. Şeytan gibi vahşidir bunlar. Üç karga Geralt'a göz kırptı. Gözlerini üzerlerinden ayırmayacaksın. Bunlar dostum gözünü açıp kapayıncaya kadar bitirirler işi. Ortalığı birbirine katarlar. Ama aldıkları parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Neler becerdiklerini bilseydin. Biliyorum. Geralt başını salladı. Daha iyi bir eskort bulması zordur. Serin kayalı kadınlar savaşmak için doğarlar. Henüz çocukluk çağından itibaren dövüş eğitimi alırlar. Ben bunu kastetmedim. Borç bir kerevit bacağını ağzından masaya tükürdü. Yatakta yaptıklarından söz ediyorum. Geralt yüzünde huzursuz bir ifadeyle kızlara baktı. İkisi de gülümsediler. Veya yıldırım hızıyla uzanıp kaseyi aldı. Witcher'a kıstığı gözleriyle bakarken kereviti dişleriyle ısırıp paramparça etti. Ağzından tuzlu sular akıyordu şimdi. Üç karga ola orta geğirdi. Demek ki Geralt, dedi Borç. Ejderhaların peşine düşmüyorsun. Yeşil ve diğer renkte olanların. Artık biliyorum. Ama sormama izin verirsen neden yalnızca bu üç rengi öldürmüyorsun? Aslına bakarsan dört. Sen üçünden söz etmiştin. Ejderhalarla çok ilgilisin. Belli bir nedeni var mı bunun? Hayır, Merak yalnızca. Hmm. Renklere gelince. Gerçek ejderhalar genelde böyle tarif edilir. Oysa bu tarif tam olarak doğru değil. Yeşil ejderhalar ki en bilinenleri bunlardır. Aslında gri'dir. Sıradan uçan yılanlar gibi. Kızıllarsa aslında kızılımsıdır. Ya da kiremit rengindedir. Kahverengi büyük ejderhaları anlamak içinse kara sözcüğü yerleşmiştir. En az rastlanan tür beyaz ejderhalardır. Böylesini ben hiç görmedim. Uzaklarda kuzeyde yaşarlar. Öyle denir yani. İlginç. Başka hangi ejderhaları duydun biliyor musun? Biliyorum. Geralt birasından bir yudum aldı. Onların adlarını ben de duydum. Altın ejderhalar. Öyle bir yaratık yok. Neden böyle düşünüyorsun? Böyle bir ejderhayı daha önce hiç görmediğin için mi? Söylediğine göre beyazını da hiç görmemişsin mesele bu değil denizin karşı kıyısındaki ofir ve zengvabarda siyah çizgili beyaz atlar var onları da hiç görmedim ama var olduklarını biliyorum ancak altın ejderha mitolojik bir yaratık bir efsane anka kuşu gibi örneğin ne anka kuşları ne de altın ejderhalar vardır dirseklerini masaya dayamış olan veya ona ilginç bir ifadeyle bakıyordu ne dediğini biliyorsundur kuşkusuz Richardson sonuçta. Borç, fıçıdan bardağına bira doldurdu. Ancak her mitin, her efsanenin bir kaynağı olduğunu düşünürüm ben. İşte bu kaynakta da bir şeyler gizlidir. Doğru, dedi Witcher. Çoğunlukla bir düş, bir dilek, bir özlemdir bu. Olasılıkların sınırının olmadığı inancı. Hatta bazen devreye rastlantı girer. Aynen rastlantı, Belki bir zamanlar altın bir ejderha yaşamıştır. Hani tek seferlik bir mutasyonun sonucu olarak. Eğer böyle bir şey olmuşsa, bütün mutansların talihi onun başını yemiştir. Witcher başını çevirdi. Varlığını sürdüremeyecek kadar farklılık göstermiştir çünkü. Ha? dedi üç karga. Ama şimdi doğa yasalarıyla ters düşüyorsun Geralt. Sözünü ettiğim o tanıdığım büyücü, doğada her canlının yaşamaya devam ettiğini, şöyle ya da böyle bir şekilde varlığını sürdürdüğünü söyler daima. Ona göre bir varlığın sonu başka bir varlığın başlangıcıdır. Olasılıkların sınırı yoktur. En azından doğa böyle bir sınır tanımaz. Senin büyücü koca bir iyimsermiş. Ne var ki bir noktayı, doğanın yanılma payını dikkate almamış. Ya da doğayla oynayan kişilerin yanılgısını. Altın yaldızlı ejderha ve benzeri mutasyonlar, eğer bir zamanlar yaşamışlarsa varlıklarını sürdüremediler. Çünkü olasılıkların çok doğal bir sınırı engellemiştir bunu. Nasıl bir sınırmış bu? Mutantlar. Geralt'ın yüzündeki kaslar şiddetle kasılıyordu şimdi. Mutantlar kısırdır borç. Doğada varlıklarını sürdüremeyen canlılar yalnızca efsanelerde başarırlar bunu. Yalnızca efsaneler ve mitler olasılıklarda sınır tanımaz. Üç karga sesini çıkarmadı. Geralt kızların ansızın ciddileşen yüzlerine baktı. Veya beklenmedik bir anda ona doğru eğilip kaslı sert kollarını boynuna doladı. Geralt, kızın biradan ıslanmış dudaklarını yanağında duyumsadı. ''Sevdiler seni'' dedi üç karga ağır ağır. ''Lanet olsun bana, seni sevdiler.'' Garip olan nedir bunda? Witcher'ın yüzünde hüzünlü bir gülümseme belirmişti. Hiç. Ama buna içmeliyiz. Hancı. Bir küçük fıçı daha. Abartma. Olsa olsa bir sürahi belki. İki sürahi dedi üç karga kızarak. Tia benim bir dışarı çıkmam gerekiyor. Serin kayalı kız yerinden kalktı. Masanın üzerindeki palayı eline aldı. Sert bir bakışla salonu taradı. Witcher'ın dikkatini çekmişti. Borç'un şişkin para kesesi nedeniyle öncesinde kimi gözler nahoş bir şekilde parlamış olsa da şimdi avluya açılan kapıya doğru hafifçe yalpalayarak yürüyen üç kargayı izlemeye kalkışan olmamıştı. Thea omuzlarını silkip patronunun arkasından gitti. Geralt masada kalan diğer kıza ''Gerçek adın nedir?'' diye sordu. Veya bembeyaz parlayan dişlerini göstererek gülümsedi. Tüniğini epeyce aşağıya doğru, neredeyse olasılıkların sınırına kadar çözmüştü. Bu hareketi kasten tahrik etmek için yaptığından Witcher'ın kuşkusu kalmamıştı. Al ve Güzelmiş. Serin kayalı kızın ağzını büzüp kendisine göz kırpacağını çok iyi biliyordu. Yanılmadığını gördü. Veya? ha Neden borçla yollara düştünüz? Sizler özgür savaşçı kadınlar değil misiniz? Bunun yanıtını verir misin bana? Hı? Hı ne? O. Serin kayalı kız alnını buruşturmuş, doğru sözcükleri arıyordu. O, herkesin arasında en güzeli. Witcher başını salladı. Kadınların erkeklerin çekiciliğini değerlendirmede koydukları ölçütlere ilk kez şaşırmıyordu. Üç karga salona paldır küldür dönerken bir yandan pantolonunun düğmelerini ilikliyor, bir yandan da hancıya ye yeni siparişler veriyordu. Onu iki adım arkasından canı sıkkın bir ifadeyle izleyen Tia, bakışlarını barda gezdirse de tacirler ve gemiciler gözlerini özenle ondan kaçırdılar. Veya eline geçirdiği kerevitlerden birinin daha etini kemirirken Witcher'ı imalı bakışlarla süzmeyi ihmal etmiyordu. Hepimize birer yılan balığı daha ısmarladım ama bu seferkiler fırında kızarmış olacak. Üç karga güçlükle yerine otururken açık bıraktığı kemeri şangırdadı. Şu kerevitlerle uğraşmaktan canım çıktı ve sanki yeniden acıktım. Bir de sana kalacak yer ayarladım Geralt. Gece vakti yollara düşmenin bir anlamı yok çünkü. Hem eğleneceğiz daha. Şerefinize kızlar. Vesaka dedi veya ve kadehini patronuna kaldırdı. Thea gözünü kırpıp gerindi ve Geralt'ın beklentisinin aksine dolgun memeleri gömleğini yırtıp açmadı. Eğleneceğiz. Üç karga masanın üzerinden uzanıp Thea'nın kalçasına bir şaplak attı. Eğleneceğiz Witcher. Hey, hancı! Gel buraya. Hancı koşarak geldi. Bir yandan da ellerini önlüğüne siliyordu. Tekne var mıdır sende? İçinde çamaşır yıkanan cinsten. Şöyle dayanıklı ve geniş bir şey. Ne büyüklükte efendim? Dört kişilik. Dört kişilik? Hancı'nın ağzı açık kalmıştı. Dört kişilik diye doğruladı üç karga ve çantasından şişkin bir kese çıkardı. Bulurum. Hancı dudaklarını yaladı. ''Çok güzel.'' Borç güldü. ''Yukarı, benim odama çıkarsınlar. İçini de kaynar suyla doldursunlar. Hadi çabuk ol dostum. Ayrıca bir ada çıkarsınlar yukarı. Şöyle, üç ayı kadar.'' Serin kayalı kızlar kıkır kıkır gülüp birbirlerine göz kırpmaya başladılar. ''Hangisini istersin?'' diye sordu üç karga. ''Ha, Geralt?'' Witcher ensesini kaşıdı. ''Biliyorum, karar vermekte zorlanıyorsun.'' dedi üç karga anlayışlı. Bazen ben bile ne yapacağımı bilemiyorum. Tamam. Banyo yaparken karar veririz. Hey kızlar, merdivenlere çıkmama yardım edin.